Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Uzun zaman sonra sütlaç yapacağım. Bayağıdır yapmıyordum. Bugün canım sütlaç istedi. Şimdi pirinç lafa halde kaynadı. 1 litre süt koydum. Şimdi bir de akşam yemeği hazırlayacağım. Sizinle beraber hazırlayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip. Bugün ne yapıyorum arkadaşlar? Bugün hep uzun zaman sonra ara verdim. Yani uzun bir süre yapmadıydım ben bu yemekleri. Bugün tekrardan başladım. İzmir köfte. Bir bakayım yağım kıstı mı? Evet, biraz daha kıssın. Şöyle köftelerimi, şöyle kıyma çıkarmıştım. Köfteleri güzel böyle uzun uzun yaptım. İçerisine istenilen baharat, ben karabiber koydum. Birazcık tuz, biraz nane, karabiber, tuz, nane, bir tane kuru soğan doğradım. Başka da hiçbir şey, birazcık da pirinç arkadaşlar. Çok az pirinç koydum içerisine, pirinci unuttum. Soğanı rendelemem gerekiyor ama ben küçük küçük çittim. Yani böyle küçük küçük doğradım. Doğramaya özen gösterdim. Böyle yani. Bugün güzel şöyle bir İzmir köfte yapayım. Yanına da bilmiyorum. Sütlaç zaten yaptım ama İzmir köftenin yanına ya makarna ya bulgur ya da pilav olması gerekiyor. Bir şeyler yaparım. Köz patlıcanım var. Belki şey yapabilirim, salata güzel olur. Turşularım da gerçi, şuna ben bir kaşık alayım çevirmek için. Şöyle yemek kaşığı alayım da, hem soğan kavuracağım çünkü. Turşu da var ama daha olmadı turşularım. Turşuları şöyle dolabın içine koydum arkadaşlar. Şöyle az da kapakları da koydum. Bu plastik olanları öne koydum. Bunlar hemen bitsin. Cam kavanozlarımı yeni aldım. Kırmızı kapaklılar. Onlar güzelce arkaya yerleştirdim. Orada olgunlaşsın bakalım. Şurada yufkamız da duruyor. Bugün ekmek aldırmayacağım. Bugün hava güzel. Almanya'da güzel gözüküyor hava. Mis gibi. Soğuk değil yani. Şöyle bir sütlaca bakayım. Evet. Ocak çok yüksek ayarda. Birazcık kısayım ben onu. Ağır ağır kaynasın. Köfteyi de dediğim gibi arkadaşlar, soğanlı ve pirinçli yaptım. Şunlar kriz patates falan doğradım. Kabuğunu falan onları çalkalayayım sonra. O kadar çok bulaşığa gerek yok. Bunu burada kavuracağım. Buraya koyacağım yine. Çok bulaşık çıkmasın diye. Böyle. Benim içine alacağım. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Evet diyeceksiniz, Emine uzun süre yoktun. Yine videolara ara verdim. Sağlık durumun nasıl diye. Şükür iyiyim arkadaşlar. Rabbime şükürler olsun ama günler kısa geliyor bana. Geç uyanıyorum. Sabah kalkıp yine eşimin çocuklarının yanına ekmek falan hazırlıyorum ve o ekmeği hazırladıktan sonra saat sabah 7'den sonra ben tekrar uyuyorum ve geç kalkıyorum. Güne geç başlıyorum. O yüzden video çekmeye fırsatım kalmıyor.
hemen kalkıp işte ilaçlarımı içiyorum, küçücük bir kahvaltı yapıyorum. Güne başlıyorum, ev işiydi falan vesaire, yemekti. Videolarda biliyorsunuz arkadaşlar, öyle basit şeyler değil. Hani bir yemek yapıyorsanız bayağı bir vaktiniz alıyor. Hani bir saatte bitecek yemeğiniz size 2-2,5 hatta 3 saati buluyor. Onun hazırlanışı, kamerayı oradan oraya çevir götür. O yüzden kamerayı açamamıştım. Ama şey yapacağım, artık uyumayacağım. Öyle kendimce karar aldım. Kendimi cezalandıracağım herhalde ya. Bilmiyorum. Ama uyumak da bana iyi geliyor. İlk burada şey söylüyor. Hani uyu anne, vücut istiyor demek ki. Hani keyfi değil. Demek ki vücudun sinyal veriyor. Hani uyku arıyor vücudun. Uykuyla iyi oluyorsun diye. Bilmiyorum arkadaşlar. Uyuyorum işte. Uyuyunca da her şeyi geç kalıyorum. Zaten burada sosyal yaşantı yok. Yaşadığımız şey de bitiyor yani. Gidiyor gün içerisinde. Çabucak akşam oluyor. Hiçbir şey yapmadan sadece akşam yemeğini hazırlıyorum. Onları makineye at, topla, tamam. Hatta her sabah kalktığımda diyorum ki ne, ya da akşam diyorum, yarın sabah kalktığımda hiç uyumayacağım. Şey yapacağım. Eşim işe gittikten sonra çocuklar, yine yürüyüşe başlayacağım diyorum ama bu iki gün olmadı. Bugün için de öyle niyetlendim. Dedim hiçbir iş yapmadan, kahvaltı yapmadan ben bir şey yapayım. Hani dışarı çıkayım, gezeyim dedim ama yok arkadaşlar, yapamıyorum. Çıkamadım ama dışarı çıkıp gezmem gerekiyor. Evet, kilo verdim farkındayım ama yine de bu kilomu tutmam gerekiyor. Hareket ederek, dolaşarak, esasında videolara düşmem gerekiyor. Size hep söylüyordum. O videolar sayesinde ben dışarı çıkıyorum, geziyorum. Bir şeyler yapmam lazım. Yine başlamam lazım. Yoksa hani gidişat iyi değil arkadaşlar bence. Şunu atayım hemen. Sarımsa biraz bol koyacağım. Şöyle mis gibi koksun. Şu sütle açtı. Bir mi tutuyor? Ne yapıyor? Yok, tutmuyor. Ama hiç kaynamıyor da. Niye kaynamıyor? Açayım ben onu. Patatesleri çok kızartmayacağım arkadaşlar. Şöyle gelişi güzel, arkalı önlü kızardı mı yeter. Zaten ben bunu şey fırında yapacağım. Şöyle alayım sizi. Şimdi ben kap bulaştırmamak için, kendime bulaşık çıkarmamak için böyle şeyleri ben şey yaptım artık, öğrendim arkadaşlar. Bu kapta kıymayı yoğurdum. Yine bunun içinde pişireceğim. Yeter. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Çok olmasın. Elimden geldiği kadar az yapmaya çalışıyorum yemekleri ama yine de çok oluyor. Elim hiç aza gitmiyor. İlla ki yarına da kalıyor yemek. Patatesler de güzel. Büyük Türk marketinden almıştım ben bunları. Güzel büyük patates. Siz İzmir köfteyi nasıl yapıyorsunuz? Bana yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Destek amaçlı. Ben böyle yapıyorum. Pirinç koyuyorum içerisine. O da ayrı bir görüntü, ayrı bir tat veriyor. Bence ama. Şöyle sarımsakları da kızartayım. Soğanı da zaten kavuracağım. Soğanı burada kavurup büyük büyük doğrayacağım. Domatesim de var elimde. Evet bakın, daha yeni fokur diyor. Tavaya hepsini koyacağım. Zaten köfteleri de öyle gelişi güzel kızartacağım. Şimdi bir soğanım kalıyor. Soğanı da şöyle aldım mı? Köfteleri de şöyle aralara atarım. Köfte zaten şimdi yağı görünce arkadaşlar şey oluyor. Çekiyor kendini. Evet. Şimdi bunun şekerini koyayım.
şekeri de yine tadına bakacağım. İşte dediğim gibi bardak falan kullanmak istemiyorum. O yüzden ölçü veremiyorum. Ama göz kararı koydum mu tamamdır. Biraz da şekeri ile kaynasın. Ben bunda nişasta da seviyorum. Nişasta güzel oluyor. Bakayım bir nişastan var mı? Şurada. Ben de buradayım. Şuraya bakayım, olması gerekiyordu ama var. Birazcık nişasta koyacağım. Nişastalı koy, şey oluyor arkadaşlar, böyle kremalı gibi oluyor. Güzel, seviyorum ben onu. Yalnız çatifim çok sallanıyor. Domatesler de şöyle, şu büyük domateslerden aldım ama hiç tadı yok. Ama şu yemeğe koyacağım. Öyle büyük büyük dilimleyeceğim. Güzel olur. Köfteleri de öyle gelişi güzel. Arkalı önlü yaptım mı tamamdır. Nişasta koyacağım. Bu nişasta da çok çabuk dağılıyor. Her yere ekeleniyor ya. Gerçi tatlının tadına bakmadım ya. Şekerine. Kremam olsaydı bir de krema koyacaktım ama kremam yok. Nereye gidiyordu? Bir tık şeker koyacağım. Bir de buzdolabında bende şey olacaktı, roti grütsi. Böyle arkadaşlar marmelat, reçel gibi ama karışık, orman meyvesi sanırsam. Bilmiyorum, geçen İknur pasta yapıp getirmişti, o da bizde kaldı. Paketli halde. Sütlaçla roti grütsi güzel oluyor. Roti grütsiyle sütlaç yiyenler burada mı? Bir yorum mu bırakın bakayım arkadaşlar. İyice eriteyim. Sonra şey kalıyor, biliyor musunuz? Topak kalıyor. Hamur gibi. Şu büyük kaşığı alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Döktüm. Evet. Hemen de kıvam aldı. Ocağı kapattım. Çünkü oldu. Ocağım hala yanıyor ama şey, sıcaklığı devam ediyor. Köftelere bakın ya. Daha demin bir tavaydı. Bilerek köfteleri uzun şekil verdim. Ama yine de çekti kendini.
tavada yağ çoktu arkadaşlar. Aldım biraz. Yoksa çok yağlı olacaktı. Biber de olurdu ama biberim yok. Şey biber var. Çok acı biberim var. Bir de ney arkadaşlar? Kapya var. Sivri biber olması lazım buna. Ama biberim yok. Neyse. Çok da önemli değil. Bilerek bu tavayı aldım. Çünkü aroması burada. Köftenin falan aroması. Bunun içinde. Domatesi yıkadım. Şimdi hemen domatesi de dilimleyeyim. Büyük büyük koyacağım. Herkes tabağına bir tane alır. Biraz tuz koydum. Soğanların üzeri. Ay yine tuz atacaktım. Bak aklım gitti. Bir kaşık kırmızı toz biber. Karabiber hiçbir şeye koymayacağım. Çünkü köfte baharatlıydı. Salçanın ekşi kokusu çıkasıya kadar kavuracağım. Salçanın kendine has bir ekşi tadı kokusu var. O çıksın bakalım. İyice kavurayım. Suyun kaynaması hiç o kadar da önemli değil. Çünkü zaten fırına girecek. Ocağımı kapatabilirim. Tamamdır. Şimdi Bismillah deyip sosu vereceğim. Esasında tabağıyla devirmem gerekiyor ama şey arkadaşlar, böyle soğan bir yere birikiyor. Tavayla döktüğüm zaman böyle her yerde bir soğan olsun. Özellikle köftelerin üzerini örtüyorum. Çünkü şey kurumasın. Fırına girecek ya. Hatta buna yağlı kağıt bile koyabilirim fırına koyduğum zaman. Kurumasın diye. Şimdi bu fırına gidebilir. De böyle bakalım. Bence çok güzel oldu. Bunun yanına bir pilav. Caca gerek var mı bilmiyorum. Hemen şuraları toparlayayım. Sütle aç da burada dinleniyor. Şimdi onu kaselere alacağım. Önce şuraları bir toparlayayım. Yemeği hemen fırına vereceğim. Şöyle perdeler söküldü. Arkadaşlar perdeleri şimdi makineye atacağım.
Geçenki koltuk örtülerimi sormuştunuz. Bunları Aksiyon'dan aldım. Böyle pofidik. İç kısmı da böyle yünlü. Fiyatı 13 ya da 14 euroydu. Şimdi unuttum arkadaşlar. Ama 7, 8, 9, 10 euro değil. 10 euronun üstüydü. 15 euro da değil. Böyle 3 tane almıştım. Buralara böyle koydum. Zaten yastıklar vardı. Böyle güzel oldu. Şuraya fındık bir de ceviz doldurdum. Şöyle çocuklar yesin diye. Bu sepet benim... Ay güneş nasıl vuruyor? Bu sepet arkadaşlar yazın domates oluyor içinde. Ya da meyve oluyor kışında. Ama kışın şey... Böyle ceviz falan koyuyorum. Örtünün biri burada, burası gölge. Bakın böyle. Bunu bana sormuştunuz. Aksiyon'dan aldım. Balkon hiç görmeyeyim. Boya badana malzemeleri hala hazırda orada duruyor. Ve toplanmayı bekliyor. Sanırsam badana yapmayacağız arkadaşlar. Çünkü İbo diyor ki ne? Her yer temiz, boşu boşuna badana yaptırıyorsun. Buralar süpürüldü ama bakın şey kaldı. Hani şey, İbo da yani yapmak istemiyor zaten. Burayı bile kaç zamanda yaptırdım. Kaç zamanda yaptırdım. O yüzden yapmıyoruz badana. O balkon falan hep toplanacak arkadaşlar. Işık olsaydı daha güzel gözükürdü. Öyle işte ben yemeği yaptım. Böyle koydum buraya. Şimdi sütlacı tabakları alacağım. Saatlerimiz 15.57. Fırına koyarım. Ağır ağır pişsin. Yanına bilmiyorum arkadaşlar. Düşünüyorum ya bulgur pilavı ya da pirinç pilavı ya da bulgurla pirinci karıştırırım. Bilmiyorum artık ne yapacağımı. Kararsızım. Ama yanına tabii ki illaki pilav olacak. Sütlacım da burada. Ben ilk öncelikle böyle tencerede bir dinlendiriyorum. Şöyle bir dinlensin, bir kıvam alsın diye. Bence güzel oldu. Şimdi kaselere alırım ben onu. Yemeği ateşe koyarım. Pilavı da yaparım. Salata da yaparım. Bir de roti grütse demiştim ya size arkadaşlar. Bunun içinde işte. Bunu da çıkardım ısınsın. Sütlaçları kaseye koyduktan sonra üzerine dökeceğim sütlaçların. Öyle yani ısınsın bakalım. İçerisinde durun tabağı alayım ya bir dakika. Tabağı almak değil de şöyle bir kaşıkla göstereyim. İçi nasıl bir şey bilmeyenler vardır illaki Türkiye'den takip edenler. Bu Türkiye'de var mı bilmiyorum ama. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bakın. Reçel. Yani bildiğiniz reçel. Ama karışık. Vişne, vişne var içinde. Ekşi vişne. Kiraz, çilek. Tüm meyveler. Hani kırmızı meyveler. Orman meyve karışımı. Sade çilek olanı var. İlknur bunu aldı. Geçen pasta yaptıydı. Vallahi unuttum neye kullandığını da. Çok güzel ama böyle çok tatlı değil, çok ekşi de değil. Ben şimdi sütlaçlarımı hazırlayayım. Şurada zaten bekliyor. Evet, ben pilavı yaptım arkadaşlar, pişiyor. Şimdi sütlaçları böyle almam gerekiyordu. Üzeri kalıplaşması lazım. Şimdi göstereceğim, şunu tutmaya çalışıyorum. Şöyle bir taneyi bir göstereceğim. Böyle. Böyle bir karışım. Hepsine koymayacağım. Bu kadar yeterli. Çünkü çocukların bazısı yiyor. Bazısı yemiyor. Birazcık turşu çıkardım. Turşularım oldu. Çok güzel oldu. Kütür kütür. Birazcık tuzsuz olmuş ama olsun. Vallahi bu sene turşu yiyeceğim. Onu gösteriyor durum. Çünkü ben yaptığım turşuları yiyemiyordum tuzlu diye. Bu sefer tam orantılı oldu. Bir tık tuzsuz oldu. Buraya pilav koydum. Pilavı şehriyesiz yaptım.
Ama bulgur, kalın bulgur ve pirinç karışımlı yaptım. Çok güzel oluyor. Denemeyen varsa deneyin arkadaşlar. Şimdi fırını açtım. Dumanı gitti. Yemeğim de kaynadı. Fırınım kirli. Şimdi spreyi çıkardım. Bu yemeğin pişmesini bekliyorum. Bu yemeği de aldıktan sonra fırını spreyleyeceğiz ve güzelce silinecek. Fırın sıcakken çünkü spreyi sıkılıyor. Yemeğim de böyle oldu. Çok güzel oldu. Hatta kapatabilirim. Aleyküm selam. Nur da gelecekti arkadaşlar. Geldi. İşçilerimiz de geldi. Yavaş yavaş yemeğim de bu durumda. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınızı video içeriği hakkında bekliyorum arkadaşlar. Bir başka videomda tekrardan buluşup görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.